Madem huzur istiyorsun, gel seni bugün huzurlu bir öğlen yemeğini çıkartayım. Yok yok, biz Şadiye ile biraz atıştık Atıf. Oturup konuşmamız lazım. Peki başka zaman? Aslında canı bir yerlere götürelim akşam. Kafası dağılsın, olmaz mı? Deneriz. Selam, görüşürüz. Bay bay. Saçların ne kadar güzel olmuş böylece. Melek mi? Melek de kim? Melek? Şadiye. Ay Melek sensin. Şadiye. Değişmemişsin. Sen de. Ya sen ne arıyorsun burada? Ya biz kızlarla böyle dolaşalım, hava alalım falan dedik. Tesadüfen seni gördük, şansa bak. Sen ne yapıyorsun? Burada mı oturuyorsun? Evet. Ablamla. Ne güzel. Abla kardeş sonunda buluştunuz demek. Şadiye ben seni çok merak ettim öyle ortadan yok olunca. Neyse ya, sen ablamla tanışmadın değil mi? Yok. Gelseniz hadi. Ya senin kızları? Büyük Gizem, küçük Simge. Kızlar hadi bir merhaba deyin Şadiye ablanıza. Merhaba. 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 Merhaba, hadi gelin. Abla, kimi buldum bak. Narin ablam, bu da Melek. Yastığından abimin arkadaşı. Öyle mi? Merhaba, memnun oldum. Hiç karşılaşmadık sanırım daha önce. Yok, karşılaşmadık. Ama sizden o kadar çok bahsedildi ki çok iyi tanıyorum sizi. Umarım iyi bahsedilmiştir. Kızlar, film açayım mı size? Alır. Alır. Hadi gel. Siz nereden tanışıyordunuz abimle? Bacağından yaralandığında hastanede tanışmıştık. O zamanlar hemşire olarak çalışıyordum. Bıraktın mı hemşireliği? Mehmet'e şey olduktan sonra... Ya sen de ortadan kaybolduktan sonra ben... bir doktorla evlendim. Sonra çok kötü oldum. Doğru düzgün çalışamaz hale geldim. Hatta rapor falan aldım. İşte evlendikten sonra ard arda kızlar geldi. Filan derken böyle... ...iki yıl kadar önce filan da işte babalarını trafik kazasına kaybettik. Ulaşılmıyor. Tam beni ararken bir şey oldu, bir şey geldi başına. Açık açık ben Şadiye'yim dedim. Evet. Mesaj geldi. Ha, babamdan. Ya belki babanla Şadiye birliktelerdir. Ne diyor? Bu tipleri tanıyor musun? Seni takip eden kadın kısa saçlısı. Uzun saçlı sarı olan da patronu. Yok ya, evet. Önemli bir şey değil. Neyse, abuk subuk bir şey yazmış. Şadiye ile ilgisi yok. Yemek hazır. Bence yemek yiyelim. Hem bir de şu işi konuşmuş oluruz etraflıca. Hadi şef gel. Hadi. Irmak, çok güzel şaraplar almıştım bu gece için. Arabada. Gelsene bana yardım et, birlikte taşıyalım. Çocuklar alsın. Yok yok, gel sen gel. Her şey eksik ya. Sizin yapacağınız işte bu kadar işte.
Evet Irmak. Derdin nedir senin, anlat bakalım. Ne derdi ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ne oluyor burada? Fırat. Ne yapıyorsunuz burada? Şey ya, Narin bana bir fotoğraf gösterdi de hiç hoşuma gitmedi. Sildim. İyi de sokakta ne işiniz var? Sen çık istersen Fırat. Biz arabadan şarapları alıp geleceğiz. Sen aç kapıyı, ben alırım. Yok yok, hiç zahmet etme. Gerçekten sen geç içeri, biz geliyoruz. Ya dur, belki dedikodu yapıyoruz burada kız kıza. Geç. Evet Irmak Hanım, sen bin bakalım şu arabaya. Nasıl yani? Niye? Seninle sessiz sakin bir yerde konuşacağız. Şarap almaya mı gitmişler? Ev şarap dolu. Anlamadım. Bir garip gözüküyorlardı zaten. Buyur bacanak. Masa gayet güzel gözüküyor. Vay Fırat Bey, ben gelmeyeceksiniz zannediyordum. Vallahi senin yemek yaptığını duyunca kaçırmak istemedim. İyi yapmışsın. Ya şarap almak ne kadar sürer? Yemekler buz gibi olacak. Nerede kaldı bunlar? Manyaklıkta sınır tanımıyorsun artık ya. Eğer istersen suç duyurusunda bulunup 135'e birden süründürürüm seni. Başkasının gizli bilgilerini ele geçirmek suçundan 3 yıl hapis cezası indiririm tepene gerizekalı. Senin zorun ne be? Derdin ne senin? Ne düşündün ki? Ne düşündün bu bilgileri isterken? Ne düşündün? Ha? O kuş beyninle niye halledebileceğini düşündün? Meryem çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hata yaptım biliyorum ama korktum. Fırat'ı kaybetmekten korktum. Sen onun evine falan gidince ben şüphelendim. Zaten nişandan önceydi bunların hepsi. Özür dilerim. Senin gibi bir uyuza acımayacaksın aslında ama şeytan diyor ki... Narin, Narin sakın. Bak kimsenin bilmemesi lazım bunu. Ne olur bak sen beni seversin. Ablam üzülür. Bak Fırat'ı kaybederim. Ne olur. Bak sen artık şunu kafana iyice sok. Eğer senin sevgilinle aranı bozmak isteseydim gider Fırat'a her şeyi anlatırdım. Ne düşünürdü acaba kıskançlıktan dedektifler tutup peşime taktığını öğrenseydi? Canını okurdu senin. Öt şimdi. Öt. Şadiye'nin başına bir şey gelmiş olabilir. Ne biliyorsun Şadiye ile ilgili? Öteceksin, anlatacaksın bana her şeyi. Ne biliyorsan teker teker anlatacaksın hepsini. Yok, yok ya, olur mu öyle şey? Ben bilmiyorum, benim Şadiye'nin varlığından bile haberim yoktu ya. Ben bütün ailen öldü zannediyordum. Ha, anladım. Ailemi benim öldürdüğümü düşündün yani, değil mi? Ağzının suları akmıştır herhalde. Şadiye ortaya çıkınca da çok üzüldün, değil mi? Ya sen ne biçim bir yaratıksın be? Ne biçim bir yaratıksın sen? Şimdi de onu koz olarak kullanacaksın. Kardeşimi kullanacaksın, değil mi? Boşuna sevinme. Hiç kimsenin lafıyla, dedikodusuyla kimse yargılanmaz cinayetten, tamam mı gerizekalı? Tamam. Özür dilerim. Dönelim mi artık? Bana bakar bak. Benimle veya ailemle uğraşmaya kalkarsan yemin ederim seni de o dedektifte alırım. Fırat'la Deniz'in karşısına oturturum. Tek tek itiraf ettiririm her şeyi. Sonra da gider sana dava açarım. Hayatının sonuna kadar süründürürüm seni. Anladın mı beni? Tamam, söz veriyorum sana, söz veriyorum ama ne olur dönelim artık. Bak kuş kullanacaklar. Ne diyeceğiz millete? Ha? Yürü, bin arabaya. Markete gideceğiz daha. Allah belası. Senin canını okuyacağım ben, bekle sen. Thank you.
60.302. Oha bu ne ya? Başarı sırası 432 mi? Fırat! Oldu bu iş, oldu bu iş. Baksana şuna. Baksana şuna. Bak. Başarı sırası 432. Evrim başardın yine. Yine başardım. Ya kızım ya, istediğin bütün okullar olur o puanla işte. Ya akıllı tercihler yapmak lazım. Puan almakla bitmiyor. Ya katsayısını falan arttırırlarsa? Ya Allah aşkına endişelenmeyi bırak ya. Ne olur ya. Ya biraz tadını çıkarsana. Kazandın işte. Hadi ne olur biraz rahatına ver. Ne var? Ne var? Ne var? Fırat ya. Gerçekten olacak mı bu? Ne yani oluyor? Ben hakikaten böyle çok böyle rahat edip böyle arkamı yaslayıp kendimi böyle rahatça bırakabilecek miyim acaba? Arkamı yaslama. Böyle mi? Ben senin hep arkanda olacağım. Hem de hayatın nerede? Bir söz veriyorum. Ne ya? Ne? 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 Çok mutluyum. İstanbul'a geliyorsun. Enişte şimdi İstanbul Hukuku yazıyoruz değil mi? Eskişehir'i, Ankara'yı falan da yazın kızım. Öyle tek tercihle girilmez üniversiteye. Ekmek aslanın ağzında. Dur dur. Ben bir gözlüğümü alıp geleyim ya. Ulan yarabbim yarasırlan ya. Hadi. Biz bırak kızım şimdi. En üstte İstanbul Hukuku yazıyoruz. Ya hayır. Diğerlerini de yaz. Ya açıkta kalırsam sen zaten Amerika'ya gideceksin. Ya dur. Ne Amerika'sı hemen? Ben senin işlerini yoluna koymadan hiçbir yere gitmiyorum. Ben kendi okulumda yaparım master'ı da. Zaten biz mutfağında her türlü her yere gireriz. Ya Fırat doğru tercihleri yapmazsam, yalan yanlış yazarsam kalabilirim açıkta. Seneden seneye değişiyor puanlar. Ver bakayım sen o şey formunu bana. Ver, 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 ver. Ver şimdi siz yalnız bir şeyler yaparsınız. Önce güzel bir okuyalım onu. Hadi ver. Fırat, ne olur çabuk, ne olursun ya. Dur bekle ya, çok yoğun atlar. Allah'ım, Allah'ım ne olur lütfen. Ne olur Allah'ım, Allah'ım ne olur, ne olur, ne olur Allah'ım, ne olur Allah'ım. Dayanamıyorum. Ya ben senden heyecanlıyım kızım, dur iki dakika ya. Daha dayanamıyorum. Bari. Kız. İstanbul Üniversitesi kızım. Hukuk fakültesi mi? Hukuk fakültesi! İyi günler. Bu kapıdaki ilan için gelmiştim ama. Dedem burada değil. Nerede acaba? Camiye gitti. Öğle namazını kıldıktan sonra gelir. Şurada bir yerde oturup bekleyebilir miyim? Anladım. Hoş geldin Hacamcam. Allah kabul etsin. Cümlemizinkini. Var mı yaramazlık? Yok Hacamcam, her şey yolunda. Kim bu kız? Vallahi bilmem ki. Mete Bey'le konuşurken gördüm. O zamandan beri burada. Çok mu yoruldun kızım? Ah. Ah. Affedersiniz amca. İçim geçmiş de. Otur kızım, otur otur. Yerine mi bakmıştın? Şey, ben konuştum, dedem camiye gitti deyince. Ha, o benim torun. Niye aramıştın beni bakayım? Kapıdaki iş ilanı için rahatsız ettim amca. Oğlum,
Bana şöyle bir tas çorba, bir de şöyle bir tabağa domatesle peynir doğrayın. Aç mısın sen? Yok, hiç değilim, sağ olun. Bir tabak da hanım kızıma getir. Demek çalışmak istiyorsun. Evet, ama sadece akşamları ve hafta sonları çalışabilirim. Neden? Okuyor musun? Evet, hukuka başlayacağım inşallah bu yıl. Aa, bak çok güzel hanım kızım, çok güzel. Demek avukat çıkacaksın ha? Maşallah, maşallah. Allah tamamını erdirsin inşallah. Hadi. Bismillah. Daha önce hiç çalıştın mı? Hı? Daha önce çalıştın mı? Hı hı. Şeyde, yaslağında, kuaförde çalıştım. Yaslağın? Hı hı. Ne tarafa düşüyor bu? Balıkesir'de bir kasaba. Peki, ne zaman başlayabilirsin? Hemen. Hemen başlarım şimdi. Aziz. Buyur Hacı amca. Hanım kızımı... Say, senin adın neydi? Narin efendim, Narin Yılmaz. Narin hanım kızımı mutfağa götürüver, bardaklara koysunlar. Koysunlar Hacı amca. Çok sağ olun. Hacı amca gerçekten çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dur bakalım, dur dur, öyle hemen sevinme. İlk önce bir deneyeceğiz. Tamam, tamam, söz veriyorum size. Ben ayna gibi parlatacağım o bardakları. Gel kardeşim, geç. İşte. Narin, hadi ya bitir artık işini. Bir an önce evine git. İşe alındın mı? Alındın, alındın. Yukarıda sana bir paket bıraktım. İçinde çok güzel yemekler var. Karnını iyice doyursun dedi Hacı amca. Hadi bakın. Yürü. Tamam, tamam, bitireyim hemen. Hadi bakın. Of, 100 kilo olacağım bu lokantada ya. Allah'ım çok mutluyum ya. Unutacağım seni Fırat Kazan. Göreceksin bak. Okulumu okuyacağım, paramı da kazanacağım. Aklıma bile getirmeyeceğim seni. Göreceksin bak. Erkencisin. Ya sen akşamları çalışmayacak mıydın? Şefim, şimdi okul yok ya, bol bol vaktim var, geleyim dedim. İyi o zaman, hadi geç içeri. Yalnız öyle erken gelmene gerek yok. Yani öğle servisine yetişsen yeter. Öğle servisine kadar yapacak çok iş bulurum ben, sen merak etme. Öyle olsun bakalım, hadi geç. Geç bir kahvaltı ısmarlayayım sana, gel gel. Ay yok, kahvaltı mahvaltı istemem vallahi. Dün yediklerim 3 gün idare eder beni. Allah hayırlı versin. Ne güzel şeyler var bu dükkanlarda be. Paran olacak, çifter çifter alacağım. Giyeceğim, şöyle kuşanacağım, okula gideceğim. Karnın doydu tabii. Elbise alman eksik kaldı değil mi? Kirayı nasıl vereceksin bakalım? Günaydın güzel kızım. Günaydın. Gel şöyle oturalım, azıcık konuşalım seninle. Otur, otur şöyle. Yakında okullar açılıyor. Herhalde oldukça heyecanlısındır ha? Evet Hacı amca. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ya çocukluğumdan beri hayalim, düşünsenize.
Allah tamamına erdirsin inşallah. Annen baban ne kadar gururlanıyordur seninle kim bilir. Keşke bizim Ayta da senin gibi okuyabilse. Ama nerede? Liseden atıldı. Tembellikten. Ne o? Senin yüzün düştü birden. Hayattalar değil mi annenle baban? Hı. Oğlum, iki çay getir bize. Sen de anlat bakalım. Kimsin, nesin, kimlerdensin değil mi? Hanım bir kızsın belli. Şurada günlerdir yüz yüze bakıyoruz. Tanıyacağız birbirimizi. İşte öyle Necati abiyi de jandarmaların arasında görünce ben de kalktım geldim hacı amca. Yani annenin elini öpemeden, hayır duasını alamadan kalktın geldin buralara. O zaten görmez ki beni. Fark etmez yokluğumu yani. Öyle bir hayal dünyasında yaşıyor kendisi. Ne olursa olsun o senin annendir. Bak yine de sen bilirsin ama ben senin yerinde olsam ne yaparım biliyor musun? Giderim bayramda annemin elini öperim, kırgınlıklara son veririm. Onlar da bilsinler nerede olduğunu, rahat etsinler. Hı? Gene de sen bunu bir düşün ha. Ha, aklındayken gel. Ah, bu senin haftalığın. Ha, buradakiler çok memnun çalışmandan. Böyle devam et, oldu mu? Hadi bakalım. Sağ olun hacı amca. Uyudun mu? Hacı amcanın haftalığımı aldım. Ya geri kalanını da haftaya alınca bütün kiranın tamamını bitirmiş oluyorum. Duydun beni değil mi? Zeynep fena içti. Dur, sızdı kaldı, duyamaz seni. Ne yapıyorsun be? Ne var, ne oldu? Gel biraz muhabbet edelim, dur. Ya sen de alma yabanı çıktın kızım be. Bunların hepsini bir kenara yazıyorum Cengiz Efendi, tamam? Bunun hesabını vereceksin sen. Yak. Bak ya. Allah Allah, katil olacağım burada ya. İş buluyorum, para kazanıyorum, karnımı doyuruyorum, başka bir şey çıkıyor. Sen beni mi sanıyorsun? Beni mi sanıyorsun Allah'ım sen? Şeref verdiniz hanımlar. Deniz, ne halin bak. Çok güzel Gayınacığım, çok güzel. Adam alışveriş merkezi kurdurmuş buraya ya. Şimdi çarşı pazar kalabalık olur. Sıkılırsınız diye düşündüm. Biz de rica ettik arkadaşlardan, sağ olsunlar kırmadılar, getirdiler. Biz bir şey seçemedik. Malum çocuğun zevki de anası gibi. Oysa ben onun sizin gibi hanımefendi olmasını istiyorum. O yüzden rica etsem... Şuradan kıyafet seçer misiniz çocuğa? Biz moda danışmanı mıyız? Bir moda danışmanı tutun. Çocuğumuz yok bir şey. Biz nereden anlayalım ya? Tamam, tamam, tamam. Biz hemen hızlıca hallederiz şimdi, tamam mı? Hadi. Hadi, hadi. Galinacığım gel. Gel bakalım. Gel, 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 gel. O zaman size kolay gelsin. İhtiyacınız olursa ofisteyim. Güzel mi bu kırmızı? Kırmızı. Gidelim, seçtik hepsini işte. Ay, ne kadar mutlu bugün. Çocuk bir aileye hasret kalmış, yazık. Bitmedi mi ya? Ben acıktım. Ha? Irmak arıyor. Dün geceden beri açmıyordu telefonunu. Canım. Açmıyorsun telefonlarımı. Prensin sana iyi bakıyor galiba. Evde misin? Evdeyim abla, evdeyim ve sana çok ihtiyacım var. Hangi cehennemdesin yine ya? Gel hemen. Niye evdesin sen, döndün mü? Irmak ağlama, ne oluyor? Gel ne olur, hadi, hadi. Tamam. Ne oldu, niye ağlıyormuş? Sinir krizi geçiriyor, gidiyorum ben. Ben de geliyorum. Deniz, hadi hoşça kal Galina. Narin. O karı Fırat'tan ayrılırsa...
Size dünyayı dar ederim. Ayağınızı yakalım. Ulan tam kızı ayara getiriyorum. Deniz olduğu yerden çarşıyı pazarı karıştırıyor. Irmak. Irmak yeter anlat. Ay yüreğime inecek. Fırat dün benim babasıyla tanıştırdı. Ve dedi ki, Irmak İstanbul'dan arkadaşım zeytinlik arazi bakacak. Beraber geldik öylesine. Ne var bunda? Beni kendisi davet etti. Gibi bıraktı ortada sonra tanımıyormuş gibi. Ya aslına bakarsan tam da öyle olmuş ya. Yani Fırat seni gel aileme takdim edeceğim falan dememiş ki, sen yanlış anladın herhalde durumu. Ne diyorsun ya sen abuk sabuk? Irmak'cığım, yani sen biraz böyle şey mi yapıyorsun acaba? Olaylara bakmak istediğin gibi bakıyorsun. Sonra hayal kırıklığına uğruyorsun işte. Olaylara kendi açımdan mı bakıyorum? Beni davet etti diyorum size, ben mi uyduruyorum ya? Ha? Ya bırak Allah aşkına ya. Fırat kendi söyledi. Tutturmuşsun ben de geleceğim diye, zeytinlik bakacağım falan diye. Fırat'ı arayıp beni davet edip etmediğini mi sordun sen Nalin? Ha, evet çok merak ettim. Aradım Fırat'ı. Bu manyak kadını niye yanında götürüyorsun dedim. Hı, evet. Tamam yeter. Yeter. Irmak saçmalama. Başka bir şey için aramıştı. Ben de yanındaydım. Fırat lafın arasında söyledi. Hoparlör açıktı. Kulaklarımla duydum canım. Siz neler çeviriyorsunuz benim arkamdan? Benim sevgilimle. Eski sevgilimle. Bitti. Bir daha o adamı görmeyeceğim. Bitti. Yok artık ya. Daha neler? Dün bu, bugün sen. Yeter. İkinizin birden sevgili bunalımıyla uğraşamam. Irmak, anlat sen. Sonra ne oldu? Adamı orada bırakıp basıp geldin mi? Ne yaptın? Hayır. Otele döndüm. Bütün gece bekledim onu orada. Belki gelir, arar, özür diler diye. Gelmedi. Aramadı da ben de arabaya atladım, geldim. Ve hala aramadı. Tamam. Tamam canım, tamam. Ben anladım. O çocukta bağlanma korkusu var. Çok samimi olunca böyle korktu işte. Aynı can. Bakayım. Tamam, tamam. Oy, kıyamam ben sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.